Bugün sosyal medyada bir vahşete, bir alçaklığa, bir namussuzluğa, bir şerefsizliğe tanık olduk. Kusura bakmayın, böyle açtım videoyu. Ama eminim bu videoyu siz izlediğinizde, daha doğrusu o görüntüleri, o insanı çileden çıkaran o görüntüleri izlediğinizde aynı tepkiyi siz de koyacaksınız. Benden daha ağır ifadeler kullanacaksınız. Bundan hiç kuşkum yok. Bir izleyelim mi? Üç tane adam. Adam demeyelim de adam görünümlü üç kişi. Adamın evine baskın yapıyorlar. Adam bunların elinden kaçıyor. Sonra bunu dışarıda yakalıyorlar. Şöyle bir etrafı kolladıktan sonra kamera var mı vesaire baktıktan sonra 67 yaşındaki adama yaptıklarını gördünüz. Kim bunu yapanlar? Halil Sezai denilen bir şarkıcı. Benim bunlarla çok aram olmadığı için ben tanımıyordum. Bugün sosyal medyada ilk defa adını duydum. İsterseniz cahil deyin, başka bir şey de diyebilirsiniz ama ben adamı ilk defa gördüm, ilk defa tanıdım. İyi ki de bugüne kadar tanımamışım, iyi ki de bugüne kadar dinlememişim. Ya ben böyle bir adamı dinlemiş olsaydım gerçekten kendi kendime hakaret etmiş olurdum. Zira adamın yaşlıya, adamın inanca, adamın geleneğe, adamın göreneğe saygısının olmadığını bu videoda hep birlikte gördük. Açıklaması var tabii, konuşuyor. Neden böyle bir hareketi yaptığını birazdan anlatacağım size. Kendi ağzıyla anlatıyor. Ama görüntüler bu adamın söylediğini doğrulamıyor. Alıyorlar ellerinde bir şey, bir çiçekle gitmiş güya. İşte adamın evine gidiyor. Orada kapıyı kırdığı net bir şekilde ortada. Adam bunların elinden kaçıyor. Sonra sokağın ortasında adama vur babam vur. Ya yaşlı adam sesini çıkarmıyor tabii. Ama bu soytarı, bu şeref yoksunu, sözüm ona kendisine sanatçı diyen Sezai ya da Halil Sezai, dedim ya tanımadığım için ismini karıştırabilirim. Sen ezan mı okuyorsun ulan diye bağırıyor. Küfürler havada uçuşuyor. Niye dövüyorsun kardeşim sen bu adamı? Vallahi ben işte bir hata yaptım. Aynı apartmanda ya da yan villada beraber komşum oluyor. Bizi çok rahatsız ediyorlar. Biz video çekiyorduk. Video çekmemize izin vermiyorlardı. Bağırıyorlardı, çağırıyorlardı. Tamam da bu ülkenin polisi var. Bu ülkenin hukuku var. Sen böyle bir hakkı kendinde nerede buluyorsun? Sen böyle bir şerefsizliği yapma hakkını kendinde nasıl buluyorsun kardeşim?
Pardon kardeşim diyorum adama ya. Adam diyorum ya. Vallahi ağzımdan kaçıyor. Neymiş? Film çekememiş. Ben daha önce katlanmışım. Sonra ben artık sabrım taşmış, adamın evini basmışım. Sonra işte sonra da bu görüntü. Şimdi de özür diliyor. Bu adam haneye baskın yapıyor. Bu adam savunmasız bir adamı acımasızca dövüyor sokak ortasında. Görüntüleri var. Sosyal medyada sabahtan akşama kadar o tutuklansın, bu tutuklansın, bu tutuklansın, o tutuklansın diye nara atanlar buna karşı sessizlik. Niye? Hemen harekete geçtiler. Hemen harekete geçtiler. Bakın Eren Erdem, CHP milletvekili. İlk sahip çıkan CHP milletvekili. Pardon, milletvekili mi Eren Erdem? Onu da bilmiyorum ya. Hemen bir algı. Bak ne diyor burada? Adamın yazdıklarına bakın. Olayı araştırmadan, konuşmadan bir kendisine sanatçı diyen bir kişiyi bir de hayvanlık yaptım diyor, hayvanlara da hakaret ediyor. Bu kişi kalkıp ne diyor? İşte bir gözaltı oldu. Avukatları da gönderdik oraya. Sahip çıkıyoruz. Adalet Bakanı'nı aradım. İçişleri Bakanı'nı aradım. Niye aradın kardeş? Olayı hiç araştırdın mı? Yok. Peki ne olmuş? Polis hemen bu adamı gözaltına almış. Niye almış? Bunu araştırdın mı? Araştırma yok. AK Parti iktidarı sebepsiz yere bu sanatçıları gözaltına alıyor, karakola götürüyor, ondan dolayı tepki gösteriyor. Sonra bu görüntüler adamın suratına bir tokat gibi çarpıyor. Tokat gibi. Yazdıklarını okuyacağım. Hakikaten acınacak bir durum. Sonra çıktı Eren Erdem, özür diledi tabii. Özür dilerim. Ben araştırmadan, etmeden hata yapmışım. O araştırmayı baştan yapacaksın. AK Parti iktidarını affedersiniz, bok atacaksın diye hemen üzerine atlıyorsun, konuşuyorsun. Sırf AK Parti iktidarını kötüleyecek diye, AK Parti iktidarına bir çamur sıçratacak diye konuşuyor. Sonra da gerçeği öğrendikten sonra ben özür dilerim, yanılmışım, araştırmamışım. Kardeş sen bu araştırmayı, soruşturmayı daha önce niye yapmadın ya? Siz öyle her yaşanan bir olayı getirip AK Parti'ye bağlamayı adet haline getirdiniz. Tamam, bunu Türk toplumu biliyor. Ama bari böyle bir konuyu araştırın, bir nedir ne değildir. Bu adam durduk yere niye gözaltına alındı? Hiç olmasa bunu soruşturun. Soruşturmuyorsun, atıp tutuyorsun, sonra da rezil oluyorsun. Bakın, daha olayın yeni yaşandığı saatlerde sanatçı Halil Sezai ile ilgili gözaltına alındığına dair haberler gündeme geldi. Durumu yaptığımız görüşmelerde teyit ettik. Kendisi şu anda ifade vermekte olup ifade sonrası serbest kalacağını umut ediyoruz. Avukat arkadaşlarımız yanındadır. Kendisi gayet iyidir. Tabii ki iyi olacak. Ona bir şey olmamış ki. Ona kimse dayak atmamış ki. 3 kişi bir olmuşlar. 67 yaşındaki bir adamı sokak ortasında dövmüşler. Ona niye bir şey olsun? Hukukunu savunacağın 67 yaşındaki adamken sen bir zorbayı, bir soytarıyı, bir şerefsizi savunuyorsun ve avukatlarınızı da alelacele bu adamın yanına gönderdiğinizi söylüyorsunuz. Sonra gözaltı haberi akabinde gerek Adalet Bakanlığı gerek İçişleri Bakanlığı ile sürece dair bilgi almak maksadıyla iletişim kurdum. Hukukun ve adil yargılanma, çok önemli burası, hakkının tecellisi için hukukçu dostlarımız karakoldadır. Umarım ifade sonrası serbest kalacaktır, saygılarımla. Hukukun uygulamasını istiyor bu arkadaş. Dayak atan, zorbalık yapan, yaşlı adamın evini basan Halil Sezai bu olaydan sonra tam da Eren Erdem'in dediği gibi serbest kalıyor. Şimdi adalet bu mu? Hukuk bu mu? Ahlak bu mu? Namus bu mu? Şeref bu mu? Alacaksınız adamı, göndereceksiniz. Bak bir başkası, kadın tepki gösteriyor, Fatma Nur Altun. Diyor ki, hani yaşlı adama döverken sen ezan mı okuyorsun lan? Yapıyor ya, üstüne basa basa ezan mı okuyorsun diye tepki gösteriyor. Daha doğrusu ne tepkisi? Adamı dövüyor, tekme tokat, tehditler havada uçuşuyor.
Fatma Nur Altun diyor ki ezan mı okuyorsun, senden sonra gelen patlama normal bir şey değil, dikkat. Çok önemli. Seküler nefretin ürettiği seküler şiddettir bu. 15 Temmuz'da da sela okuyan imamları dövenler de tam olarak bu nefretle mağlûldürler. Adını koymak ve toplumsal yaptırımlar devreye girmesi gerekiyor diyor Fatma Nur Altun. Haklı bir çıkış değil mi? Bence haklı. Altına imza atıyorum. Ama İyi Partili Mehmet Aslan, AK Parti karşıtlığı bir şey söyleyecek ya, aslan kesilecek ya, hemen devreye giriyor. Artık Halil Sezai'den bile kendilerine siyasi mağduriyet çıkarmaya çalışacak kadar köşeye sıkıştılar. Bireysel bir eylem topluma mal edilemez. Kaldı ki toplumun bir kısmını aşağılayarak ötekileştirip halkı kin ve nefrete teşvik ederek suç da işliyorlar. Acziyet tavan yapmış. Vay 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 vay. Aslana bak aslana. Halil Sezai denilen zorbaya tepki göstereceğine Fatma Nur Altın'a tepki gösteriyor ve AK Parti'nin buradan bir kendisine bir mağduriyet çıkardığını iddia ediyor. Mağdur olan bir kişi var. 67 yaşındaki bir adam. Mağdur olana sahip çıkmıyor. Zorbaya sahip çıkıyor. O da yetmiyor. AK Parti'nin bundan kendisine bir mağduriyet oluşturduğunu söylüyor. Tam aslan ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir insanlık olabilir mi? Biz kiminle konuşuyoruz? Biz kime ne söylüyoruz? Bir düşmanlığın dışa vurumu. Şimdi mağdur kim? Niye bu adam dışarıda arkadaş? Bu adam niye tutuksuz yargılanıyor? Birileri bunun cevabını vermeli. Bu Mehmet Aslan gibilerin çıkıp bu şekilde konuşması bu tür zorbalara cesaret vermekten başka bir şey değil. Adam açıklama yapıyor. Ben diyor artık şuraya geldi. Komşusunu evini basıyor ve kapıya çıkarıp adam ellerinden kaçıyor. 3 kişi giriyorlar eve ve bu adamın yaptığına bakın. Arkadaşlar madem sosyal medyada bu sürekli o tutuklansın bu tutuklansın deniliyor ya. Sürekli böyle kampanyalar yapılıyor ya. E hadi buyurun biz de öne çıkalım. Biz de yapalım. Halil Sezai tutuklansın kampanyası yapalım. Ben sizden şiddetli bir tepki bekliyorum. Şiddetli. Yumruklarınızı sıkın. Allah aşkına, peygamber aşkına buna tepki koyun. Ve bu adamın cezaevine girdiği güne kadar, yani bu adam tutuklanana kadar tepkimiz devam ediyor. Susmayalım. Bugün bu adama, yarın bize. Ve bu adama sahip çıkanları da üstüne koyup tepkimizi ortaya koyalım. Sizden ricam bu.